Zamanda israfı önleyen bir şeydir. İnsanların yaşamını ve hayvanların yaşamını kolaylaştırır ve daha iyi konuma getiren bir şeydir sıfır atık. Bu az önceki dediğime benzer bir şey. Gözleri yine çöpe atılmış şeylerden. Bunlar da yine çöpe atılmış tahtalardan yapılmış. Bu da çöpe atılmış bir tane yazmadan kesilmiş bir parçadan yapılmış. Hem de yaz. Allah'ım. Efendim merkezimizde atıkların hepsini dönüştürdüğümüz gibi dönüştürdüğümüz bir organik atıklar var. Organik atıkları kompost makinelerimiz. Doğal olan bir şey. Doğal organik bir gübre dönüştürüyoruz. İçerisinde hiçbir şekilde kimyasal yok. Bölgemizdeki pazar yerlerine çıkan meyvelerimizi artık böyle bir ayına açıyoruz. 3 hafta sürenin sonunda 50 milimetre kapasitemizi yapabiliriz. Pazarlardan çok daha az. Evet, çok fazla bir şekilde topluyoruz. Çok önemli. Onun hepsi boşu boşuna çöp ediyordu. Böyle elde kartonlardan yapılmış araba, ev ve sıfır atık şeyleri, kartondan yapılmış çok güzel kuleler falan yapılmış. Bu kule şeyleri hepsi böyle kare boncuklar, onların hepsini almışlar, böyle yapıştırmışlar yapıştırıcıyla. Bir de şuradaki kağıt, o da kırmızı, bizim bayrağımız, o da kırmızı kağıttan kesilmiş, üstüne de ay yıldız çizilmiş bir üstüce. Öyle güzel bir şehir, kartondan şehir yapmışlar. Ve bunu da etiketler yapıştırıp çöp yapmışlar. Ayrıştırma kutuları değil mi? Evet. Kartondan, evet. Ve diğerleri gibi boyanmışlar. Bu da peçeteli orası. Karton kabuklarından yapılmış bence. Bence de. Doğru mu? Evet. Şuraya kartondan yapıp burayı boyamışlar. Ve bu arabayı da desenlerini çizip yine böyle boyamışlar. Beğendiniz mi? Evet. Sanırım şu şeyler saatlerde oluyor. Abiler gibi. Ve bu eşya. Ve bu da pencere kapağında. Ve sonra da açıldı falan. Çok beğendim gerçekten. Altındağ Belediye'mizi kutluyorum. Çocukların bu bilince varması ve sahiplenmesi bizim işimizi çok kolaylaştıracak inşallah. Dolayısıyla geleceğimiz emin ellerde diye düşünüyorum. İnşallah buradaki eğitimler bütün belediyelerimize yansır, eğitim şeklinde olan.
bütün çocuklarımız bu eğitimden faydalansınlar istiyorum inşallah. Çok duygulandım. Gerçekten çok duygulandım. Şimdi torunlarıma inşallah bana verirseniz çıktılarını göstermek istiyorum. Harika. Çok izlenip ondan sonra atölyelerde bu hale değişiyor. Bir süredir aslına bakarsanız burada faaliyetlerimizi yürütmeye başlamıştık. Ankara'nın dört bir tarafından okullar, gençlik merkezleri, kurslar, çocuklarımız buraya geliyorlar. Önceden randevu alarak burada eğitimlere tabi tutuluyorlar. Ve özellikle çevre bilinci, sıfır atık konusunda neler yapılabileceği, işte simülasyon bazlı oyunlar, etraftan toplanan atıkların ayrıştırılması gibi konularda temel eğitimleri alıyorlar ve sonunda da çocuklarımıza birer sertifika veriyoruz. Şu anda kadar 5000 üzerinde çocuğumuz, gencimiz burada sertifika alma imkanı buldu ve yoğun da bir ilgi var. Aslında sıfır atık okulu, Türkiye'nin ilk sıfır atık okulu da diyebilir miyim? Kesinlikle öyle. Burada Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte bu merkezin açılışını birlikte hazırladık ve Sayın Bakanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Ve bu bir ilk oldu işin doğrusu. Başka belediyelerden, başka kurum ve kuruluşlardan da gelip bu örneği tekrarlamak için gelip yerinde gören çok sayıda kurum ve kuruluş da var. Ve biz de burada işte çocuklarımıza bu bilinci aşılamaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kaç eğitmen ve hani kaç öğrenci kapasitesi var? Burada öğrenci kapasitesine göre eğitmen sayılarımızı artırıyoruz. Alanında uzman işte çevre mühendisleri, teknik elemanlar burada bulunmakta. Özellikle eğitsel formasyona sahip arkadaşlarımız burada öğrencilere bu eğitimleri veriyorlar.